Kardeşlerim, muhterem müminler. Bayrama doğru gidiyoruz. Bayram bir tarafı merhamet, bir tarafı kardeşliği kuşanmaktır. İmsaktan iftara kadar her gün ruhumuzu iman kalıbına koyduk, oruç tuttuk, yeniden olduk, olma irademiz var ya Rabbel Enam dedik. Şimdi bayramda onu muhasebe etmeye doğru gidiyoruz. Ne kadar yapar, ne kadar muvaffak oluruz? İmam Müslim'in kitabı bir vasılada rivayet ettiği bir hadisle bunun muhasebesini yapalım. Aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى اِذَا فَرَقَ مِنْهُمْ Cenab-ı Hak bütün mahlukatı yarattığı zaman, yaratmayı kamil bir surette ifa ettiğinde, bütün mahlukat zahir olur, ortaya çıkar. Dağlarda tam bir nizam vardır. Milyarlarca toz parçası bir araya gelir, o dev gördüğümüz suretleri oluştururlar. Şu kadar damla bir araya gelir, nehirleri oluştururlar. Kuşlar semada süzülürken, bir iklimden başka bir iklime doğru kanatlanırken, onlar cemaat halinde giderler, kendi dünyalarında bir nizam vardır. Hayvanların bir kısmı, karıncalar, kendi dünyalarında yine cemaat halinde bir nizam dahilinde yaşarlar. İşte bu nizamı gören akrabalık ayağa kalkar. Kâre, kâmet, fakâre. Akrabalık ayağa kalkar, der ki fakâretir rahim. Hâdâ makâbul âil minel kadî'a yâra. Kainata, yarattığın her şeye muazzam bir nizam dahil ettin. Onlar bunlarla varlıklarını sürdürüyorlar. Fakat benim derin endişelerim, derin tahassüllerim var. İnsanların kendi dünyasına koyduğun, yerleştirdiği nizamı parçalayacaklar. Akrabalığı ayaklar altına alacaklar. İşte ben şu nizamı seyrederken sana iltica ediyor. Sana sığınıyorum. Akrabalığı parçaladıkları zaman bana imdad eyle ya Rab diye merhamet dilendiğinde Cenab-ı Hakk'a leden sen korunacaksın. Akrabalık alemde, yeryüzünde, iklim iklim, kıyamete kadar varlığını sürdürecek. Fakat belki bütün insanlar arasında değil. Koptuğu yerler olacak, kesildiği yerler olacak. Ama tarlayne en asile men vasale ve akta'a men kata. Sana sıla yapana Allah sıla yapacak. Seni kesene, seni parçalayana, seni dağıtana Allah onu parçalayacak desen, ey akrabalık bu sana yetmez mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Bayram akrabalığı, bayram sılayı, bayram kardeşliği bütünüyle kuşanabilmenin iklimi. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haber veriyorlar, buyuruyorlar ki, kim akrabalığı parçalarsa Allah onu parçalayacak. Kim kardeşine husumet, kim babasına, kim annesine düşmanlık beslerse kendi gönül dünyasında Allah onun ailesini parçalayacak. Çocukları birbirine düşman olacak, kardeşler birbirine düşman olacak, mahalle birbirine derin öfkeyle bakacak. Akrabalığı parçalayanları Allah dağıtacak. Ama kim akrabalığı korur, muhafaza ederse Allah Azze ve Celle, belki onlar zengin olmayacaklar ama fakru zaruret içinde bile yine onların evine huzur verecek. Yani bir adam tahayyül ediniz. Şu kadar araba, şu kadar ev, şu kadar han, şu kadar mülkün sahibi. Ama akşam iftar sofrasına oturduğu zaman çocuklarıyla kavga ederek yemeğini yiyor. Bir adam düşünün, sofrasında bir ekmeği, bir çorbası, yavrularıyla birlikte sofranın etrafında halka kurmuşlar. Besmeleyle başlıyorlar, muhabbetle devam ediyorlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek sofradan kalkıyorlar.
diline yalan ve yanlış demeyen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyor. Yine Müslim rivayet ediyor. اِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ. Akrabalık o kadar yüce bir mefhum ki arş-ı alaya sarılmış, yani bir dağın tepesinde, bir caminin minaresinde değil, Allah Azze ve Celle akrabalığı ta arş-ı alaya çıkarmış. Orada duruyor, nasıl insanlar namazdan sonra tesbihlerini ellerine alırlar, evradını zikreder, onu söylerler. Akrabalık da arş-ı alada evradını söylüyor, diyor ki, مَنْ وَسَلَن۪ي وَسَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَن۪ي قَطَعَهُ اللّٰهُ. Ya Rab, sen akrabalığı bir nizam olarak insanlar arasına koymuştun. Çocuklar, annelerine, babalarına karşı hukukunu koruyacak. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Medine'de yola çıktığı zaman, 6 yaşında evlada kaybettiği annesi Hazreti Amine'nin kabrine gelip, وَكَالَوَا اُقَامَنْ حَوْلَهُ. Kendileri gözyaşı dökmüş, etrafındakileri ağlatmış, annesi aklına gelmiş, görmeden kaybettiği babası Abdullah aklına gelmiş. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam metafta seyrediyorlar. Birisi uzak diyarlardan gelmiş, sırtında annesini Kabe-i Muazzama'nın etrafında döndürüyor, tavaf ettiriyor. Allah Resulüne bakıyor, sonra yanına yaklaşıyor, buyuruyorlar ki, ya Resulallah, anneme karşı akrabalık vazifemi yerine getirdin mi dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hayır, vallahi hayır, karnında attığın bir tekmenin karşılığını bile ifade edemedin. Onun için akrabalığı kainatın sahibi arş-ı alaya çıkarttı. Orada hakkını ifa edene dua ediyor, parçalayana beddua ediyor. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam alemdeki akrabalık ilişkilerini yeniden tesis ettiler. O geldiğinde dünya onu henüz tanıdığından iki kardeş ittifak ediyorlar, amcaoğullarına saldırıyorlar. Bazen amcaoğullarıyla kardeşler ittifak ediyorlar, akrabada garip olan birisinin malını talan ediyorlar. Bazen akrabanın güçlüleri, zayıfları ittifak ediyor, o şehirde yaşayan garip kurabaya gidiyor, ona saldırıyorlar, onun elindeki malı alıyor, talan ediyorlar. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onlara buyurdular ki, وَكُونُ عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَا. Ey Allah'ın kulları, buzu, nefreti kaldırın, kardeş olun. مَثَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ كَمَثَلِ الْيَدَيْنِ. Müslümanların misali şu iki el gibidir. Bu el nasıl tek başına bu el tek varken kendini temizleyemiyor. Ancak bir el ikinci bir eli temizleyebiliyorsa Müslümanlar kardeşliği, muhabbeti, dostluğu kendi aralarında tesis ederlerse işte o zaman nehrin suları gibi akarlar. İşte o zaman dağlar gibi muhkem olurlar. Peygamber Aleyhisselam onlara müjde veriyor, buyuruyorlar ki, وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخ۪يهِ. Eğer insanlar kardeşlerinin yardımlarına koşar, aradaki kin ve nefreti kaldırırsa, Allah onların yardımına koşacak. Allah onların gören gözü, tutan eli, işiten kulağı olacak. Allah sizin gören gözünüz, işiten kulağınız, uzattığınız zaman tutan eliniz olsa kim size engel olabilir? Kim sizin ailenize, kim sizin cemiyetinize, kim sizin mahallenize husumet getirebilir? O halde uzatın ellerinizi Allah'a. Allah sizin tutan elleriniz, gören gözleriniz olsun. Hani merak ediyorsunuz, namazlarınız kabul oldu mu diye. Kainatın sahibi buyuruyor ki, تَنْهَا عَنْ فَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرْ وَالْبَغِيْ. Namaz, münkerden, fuhşiyattan alıkor. Eğer fuhşiyat, münker, kötülük hayatınızda yoksa namazlarınız kabul olmuştur. Oruç, kardeşliği, muhabbeti getirir, bayrama gidiyorsunuz, husumeti kaldırıyor, bütün Müslümanlarla kucaklaşabiliyorsanız işte o zaman oruçlarınız kabul oldu.
İşte o zaman bayramı hak ediyoruz.